Herkesin gözü burada. Burayı atalarımız fethederek bize bıraktılar. Buraları fethetmek de kolay değildi. Dünyanın en güzel yerlerini fethettiler, bize bıraktılar. Ama buraları elde tutmak da çok kolay değil. Bir bedeli var. O bedeli ödeyerek gidiyoruz. Bu bedelin az olması için bizim devlet olarak, millet olarak çok güçlü olmamız lazım. Güçlü bir devlet olmamız lazım. Zengin bir millet olmamız lazım ki bunun çok bedel ödemeden burada hayatiyetimizi devam ettirelim. Bunun için ne lazım? Birlik, beraberlik lazım. İstikrar lazım. Çok çalışmak lazım. Çalışmadan olmuyor. Üretmeden olmuyor. Kim ne yaparsa yapsın. Sonuç üretmeye geliyor. Eğer üretirseniz zenginlik oluyor. Onun için her şeyin başı bu. Birlik, beraberlik, istikrar ve çok üretmek. Bu dönem istikrarlı, en azından siyasete istikrarlı bir dönemdir. Öyle bir dönemi yaşıyoruz. Düşünün, bu kadar karışık bir ortamda bu siyasi istikrar olmasaydı, tek parti hükümeti olmasaydı, güçlü bir hükümet olmasaydı ve böyle bir liderimiz ve böyle bir kadromuz olmasaydı, geçmişte olduğu gibi koalisyonlar dönemi olsaydı, acaba durumumuz ne olurdu? Bunu insan düşünmek bile istemiyor. Bakın, bu kadar olaylara rağmen, ayrıca bu olaylar oluyor. Avrupa'da da ekonomik krizler devam ediyor. Avrupa'da ekonomik kriz var. İşsizlik %20'lerin üzerine çıkmış. Avrupa ülkelerinin birçoğunda %20'lerin üzerine çıkmış. Bütün bunlara rağmen Türkiye'deki bu istikrar sayesinde ve liderlik sayesinde Türkiye kalkınmasını devam ettiriyor. Yatırımları devam ediyor. Ve işsizlik artmıyor. İşsizlik de düşüyor. Onun için hepimize görev düşüyor. Bu istikrarın sürdürülmesi için hepimize görev düşüyor. Hepimiz bu işi sadece başbakanımızın üzerine bırakarak kendimiz rahat olamayız. En az başbakanımızın 1/3, 1/5 kadar bizimle çalışmamız lazım. Onların gösterdikleri o performansın çok azını da bizim gösterebilmemiz lazım. Tabii bu Türkiye çapındaki meseleler. Kendi içimizdeki duruma gelince, ilçe olarak birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Daha sıkı birbirine sarılmamız lazım. Meselelerimizin daha kolay halledilebilmesi için, güçlü olmamız için dışarıdan bakıldığı zaman tek vücut görünmemiz lazım. Tek vücut, böyle birer görünmemiz lazım. Aksi takdirde meselelerimizi kolay halledemeyiz. İstediklerimizi kolay elde edemeyiz. Herkes bizi takip ediyor. Şimdi başkanımız burada. Herkes takip ediyor bizi. Akçabat, Trabzon'un en büyük ilçesi. Trabzon'un merkez nüfusu, sadece şu merkez nüfusu kadar toplam ilçe nüfusu olan bir veya iki ilçe var.
sadece merkez kadar. Akçabat'ın bir mahallesi, Yaylacık mahallesinden daha büyük olan 2-3 ilçe var. Ben şeylere bakıyorum. İşte dağıtımlar oluyor. Aslan payını Akçabat aldı. 3600 toplam, ilçenin toplam 3600 nüfusu var. Herkesin tabii ihtiyaç durumuna göre verilsin. Ama Akçabat'ın bu nüfusu, bu büyüklüğü mutlaka dikkate alınmalıdır. Her yerde dikkate alınmalıdır. Akçabat ilçe bugün belki 120 bine yaklaşmıştır nüfusu. Son sayıda 112 bindi, çok hızlı bir nüfus artışı var Akçabat'ta. 3600 nüfusu olan ilçe var. Tüm köyleriyle. 6000 olan ilçe var. 10.000, 15.000 arası çok sayıda ilçe var. Onların problemleriyle herhalde bizim problemlerimizin boyutu çok farklıdır. Ben ilçe milliyetçiliği yapmak için bunları söylemiyorum. Problemlerimiz var. Halledilmesi lazım gelen problemlerimiz var. Onları daha kolay, kısa zamanda halledilebilmesi için bunları söylüyorum. Bürokrasiden şahsen çok memnun değiliz. Bürokrasi bize ayak uyduramıyor. AK Parti iktidarına ayak uyduran bir bürokrasi Türkiye'de yok. Bölgemizde de yok. Bölgemizde de yok. Bir gücü kaldırıyoruz. Türkiye'nin kalkınma meselesini yürütüyor şu anda AK Parti. Türkiye'nin kalkınması için ta başbakanımızdan aşağıya herkes bir gayret içerisinde. Siyasetle uğraşan, politikayla uğraşan, bu işlerin içerisinde olan herkes bir gayret içerisinde. Şu yükü kaldırmaya çalışıyoruz. Şu masayı kaldırmaya çalışıyoruz. Bunu birlikte kaldıracağız. Bunu kaldırmak sadece siyasetçilerin işi değildir. Bürokrasinin de işidir. Herkesin işidir. Herkesin işidir. Biz yukarı kaldırırken aşağıya basanlar var. Bırakın kenarından tutmayı, aşağıya basanlar var. Bunlarla birlikte, bunlarla gerekli mücadeleyi birlikte yapmamız lazım. Birlikte yapmamız lazım. Ben iş yaparken bir de bürokratlarla uğraşmam gerekmiyor. Onlarla uğraşmam gerekmiyor. Bir araya geleceğiz, meseleleri konuşacağız. Burada belediye başkanlarımız var. Hiç kimse başkalarının ağası değildir. Devlet hizmet yapan bir kurumdur. Şu anda başbakanımız da sık sık bunu tekrarlıyor. Biz halkın hizmetkarıyız. Başbakanımız demiyor mu? Biz hizmetkarıyız da öbürleri ağası mıdır? Öbürleri ağası mıdır? Diğerleri ağası mıdır? Bürokratlar ağası mıdır? Ağa olarak mı tayin edildiler? Onun için Sayın İl Başkanım, istirham ediyorum. Hep birlikte hareket edip onlar da bizim insanlarımızdır. Ama şu ağırlıkları birlikte kaldıralım. Şu ülkenin kalkınmasını hep birlikte yapalım. Hep birlikte yapalım. Tek tek olayları, birçok olayı burada anlatabilirim. Ama çok zaman almış olurum. Onu yapmak istemiyorum. Tek tek olayları anlatmak istemiyorum. Ama Sayın İl Başkanımız, ilçe başkanımız bir kısmını biliyorlar. Bir kısmını kendimiz biliyoruz. Bir tanesini alıp başka. 105 şube yanda sadece. Evet. Onları anlatmayalım. Ama herkes biliyor. Bilhassa belediye başkanlarımız elleri taşın altında olduğu için eli taşın altındakileri biliyor. Elleri eziliyor. Acıyor. Onlar biliyorlar.
Gövdenin tamamı taşın altında. Ne Enver Bey? Evet. Ya bu konuda istirham ediyorum. İstirham ediyorum. Bir araya gelelim konuşalım. Niye? Niye işte bir takım işleri yapılıyor da hiç kimseye sorulmuyor? Hiç kimseye sorulmuyor. Vallahi ben 19 senedir bu işlerin içerisindeyim. Bu kadar koalisyon dönemlerinde bu kadar zorluklar çekmedi. Zorluk çekiyoruz. Evet. Bunu böyle belirttikten sonra tabii biz yerel yöneticiyiz. Yerelde iş yapan insanlarız. Biz Akçabat Belediyesi olarak Akçabat'ın kalkınması, gelişmesi, modernleşmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Halkın rahatını sağlamaya çalışıyoruz. Akçabat'ta yaşayan insanlar mutlu olsun istiyoruz. Gelişmiş şehirlerde ne varsa bizde de onlar olsun istiyoruz. Çünkü bir eksiğimiz yok. Dünyanın en güzel yerlerinden biri Akçabat. Akıllı insanlarımız var, çalışkan insanlarımız var. Her şeyimiz iyi olsun. Onun için gayret ediyoruz. Her gün bu şehrin bir eksiğini halletmeye çalışıyoruz. Ve bunu öyle çok propaganda yaparak, reklam yaparak değil, sessiz sedasız yapmaya çalışıyoruz. O şekilde yapıyoruz. Birçok yatırımımız var. Belki insanların pek çoğunun da farkında değiller. Pek çoğu farkında değildir. Hemen şurada Bitişik'te bir inşaatımız var. Belki şu anda bu bölgede belediyelerin bu kadar büyük bir yatırımı yoktur. Çok sesi çıkmayan bir yatırım. 7-8 milyonluk bir yatırım. 150 civarında iş yerinin olacağı bir yatırım. Birinci kısmını ihale ettik. Şu anda inşaat hızlı bir şekilde devam ediyor. İkinci kısım yıkılacak. Orayı da yapacağız. 6 otopark tamamen 5000 metrekare altı otopark. Üstünde zemin kat dükkanlar, birinci kat dükkanlar. Öndeki bir kısmı da ikinci katı var. İkinci katı da belediyemizin kültür işleri için yapıyoruz. Yani kültür merkezi gibi kültür müdürlüğümüz ve kültür müdürlüğümüze bağlı birimler orada olacak. Sosyal faaliyetlerini, sanatsal faaliyetlerini orada sürdürecekler. Birkaç tane salon var. Böyle bir yatırım orada devam ediyor. Turizme çok önem veriyoruz. Bu bölgede tütün vardı geçmişte. Tütün bitti. Yerine çok önemli bir şey koyamadık. İşte insanlarımız deniyorlar. Kivi yapılıyor. Çilek. Belirli oranda çilek var. İşte bahçe tarımı var. Şu var, bu var. Ama çok yoğun bir nüfus var bu bölgede. Onun için bizim açımızdan kısa vadede Akçabat'ın insanına iş temin edebilecek sektör turizm sektörüdür.